Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Kehf suresinin son sayfası 98 ve 110. ayetler arasını değerlendireceğiz. Böylece bir sureyi daha bitirmiş olacağız. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. Gale hâzâ rahmetüm min Rabbi. Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimden bir rahmettir. Fe izâ câe vâdu Rabbi. Rabbimin vaadi geldiğinde cealehu dekkâe, onu parça parça kılacaktır, darmadağın edecektir. Ve kâne vaadu Rabbi hakka, Rabbimin vaadi haktır. Zülkarneyn kıssası Kur'an-ı Kerim'de en dikkat çekici kıssalardan biridir. Bir sayfalık bir bölümde Allah-u Teala Zülkarneyn'den bahsediyor ve neticede son bölümünde Zülkarneyn'in Yecüc ve Mecüc'ün ifsadına mukabil bir set meydana getirdiği, iki dağ arasını demirlerle doldurtup ateş yaktırarak orayı adeta bir dağ haline getirip kapattığı anlatılıyor. Ve böylece Yecüc ve Mecüc, yani ortalığı karıştıran o iki topluluk, artık orayı aşamıyorlar, delip geçemiyorlar ve oradaki o masum, mazlum insanlar huzur içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Zülkarneyn bunu değerlendirirken, bu Rabbimin bir rahmetidir diyor. Ve burası kıyamete kadar devam edecek diyor. İşte kıyamete kadar sağlam kalacak, ama Rabbimin vaadi geldiğinde, kıyamet geldiğinde dağlar nasıl ki yürütülecek, paramparça olacak, o zaman bu set de yıkılacak. وَتَرَقْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَ اِذِنْ يَمُوجُ فِي بَعْدِ. Ve o gün geldiğinde insanların bir kısmı, hatta dağlar, bunlar böyle dalgalanacak. Denizin dalgaları misali. Nasıl ki denizde dalgalar ard arda geliyor. Onun gibi kıyamet koptuğunda da dağlar yürütülecek ve varlıklar üst üste adeta yığılacak. Dalgalı deniz gibi bir görüntü meydana gelecek. وَنُفِخَ فِي السُّرْ. Artık sura da üfrülmüştür. فَجَمَعْنَاهُمْ cema, biz onları cem edeceğiz. Sura üfürülmesi, dünyadaki hayatın bitmesinin belki de sembolik bir anlatımı gibi. Nasıl ki askerler eğitim yaparlarken borazan çalıyor ve borazan sesiyle hepsi istirahate çekiliyor. Tekrar toplam borusu çaldığında hepsi tekrar bir araya getiriliyor. İşte İsrafil Aleyhisselam'ın surunun üfürülmesiyle, sura üfürmesiyle dünyadaki hayat önce bitecek ve ardından Cenab-ı Hakk'ın emriyle yine hayat tekrar başlayacak. Ve aradna cehenneme yevme izin lil kafirine arda, ve o gün cehennemi kafirlere arz edeceğiz. Yani cehennem onların karşılarında olacak ve cehenneme gönderilecekler. Ellezine kanet ayunuhum fi gıtain an emri, ki o İnkarcılar, cehenneme girecek olan kimseler, onlar benim zikrimden gözleri perdeliydi. Yani Allah'ı hatırlamıyorlardı, Allah'ı görmüyorlardı. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا. Ve bunlar dinlemeye de takatları yoktu. Ve dinleyemiyorlardı, ilahi mesaja kulak vermiyorlardı. اَفَحَسِبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Yoksa o inkar edenler zannetti mi? En yettahidu ibadi min duni evliyae, benim kullarımı benim dunumda veliler edineceklerini, yardımcılar edineceklerini mi zannettiler? Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki alemde ne varsa bütün varlıklar Allah'ın kuludur. Dağlar da Allah'ın kulu, güneş de Allah'ın kulu. Bütün varlıklar illa etirrahman abde, Rahman'a abd olarak varırlar. Öte yandan diyelim Hristiyanların ilah kabul ettiği Hazreti İsa aslında Allah'ın kulu. Diğer taraftan bazı insanların putlaştırmış olduğu şahsiyetler yine neticede Allah'ın kuludur. Böyle olunca Allah'ın kullarını Allah yerine koymanın elbette vebali büyüktür. Ayet-i Kerime bu noktaya dikkat çekiyor. Yoksa o inkarcılar benim kullarımı benim dışımda dostlar, yardımcılar edineceklerini mi zannettiler? İnna a'tadna cehenneme lil kafirine nuzule. Şüphesiz biz cehennemi kafirler için bir konak olarak hazırladık. Yani
Diğer alemde iki menzil var. Bunlardan biri cennet, ehli iman için. Diğeri de cehennem, kafirler için. Ve cehennem kafirlerin varacağı yer. Misafir edilecekleri, ebediyen bırakılacakları yer. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالَ Biz size en ziyade amelce hüsranda olanlar kimlerdir? Bunu haber verelim mi? اَلَّذ۪ينَ دَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar şu kimselerdir. Dünya hayatında onların çalışmaları yoldan çıkmıştır. Yani istikametli bir yolda çalışma yapmazlar. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَ Ama onlar güzel işler yaptıklarını zannederler. Aslında yoldan çıkmışlardır. Durumları iç açıcı değildir. Ama onlar kendilerini iyi şeyler yaptıklarını zannederler. Gerçekten günümüzde de dünyada nice insan bir takım batılın içinde, bir takım günahların içinde ama bunlarla adeta iftihar ediyor. Diyelim hamiyetli, gayretli bir insan bir takım günahlardan elbette uzak kalması gerekir. Ama girmişse de en azından bunu günah olarak bilmesi gerekir. Böyle iken durum, nice insan var ki içkiyi mesela bir marifet zannediyor. Adeta bununla iftihar ediyor ve içki içmeyi veya dans türü şeyleri hayatın ve medeniyetin bir gereği gibi görüyor. İçkiden uzak olan ve bir takım gayrimeşru hayattan uzak olan kimseleri tenkit etme cihetine bile gidebiliyorlar. İşte bu gibi kimseler kendileri hem yoldan çıkmışlar ama aynı zamanda yaptıklarını iyi şeyler zannediyorlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ Bunlar Rablerinin ayetlerini inkar etmiş olan ve Rablerine kavuşmayı inkar etmiş olan kimselerdir. Rablerinin ayetleri derken Kur'an-ı Kerim gibi ayetler veya diğer semavi kitapların ayetleri, bir de kainat kitabının ayetleri. Allah-u Teala kainat kitabında da ayetlerini daima bize gösteriyor, gönderiyor. Ama kafir olanlar Cenab-ı Hakk'ın bu tekvini ayetlerinden de bir ders almıyorlar. Allah'a inanmadıkları için Allah'ın huzuruna varacaklarına da ihtimal vermiyorlar. فَحَبِدَتْ اَعْمَالُهُمْ Artık bunların amelleri boşa çıkmıştır. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Kıyamet günü biz bunlara bir tartı koymayız. Yani tartılacak amelleri kalmamıştır ki bunlar için tartı koyalım, şu kadar iyilikleri var, ona bakalım. Yani Kur'an-ı Kerim'de, başka yerlerde de dikkat çekildiği üzere onların yapmış oldukları ameller tümüyle boşa gitmiştir. Tümüyle iflas etmişlerdir, manen iflas etmişlerdir. Böyle olunca hayır namına bunların diğer alemde biz de şunu yaptık diyebilecekleri bir şey çıkmayacaktır. ذَٰلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمْ بِمَا كَفَرُوا İşte bunların cezası inkarlarına mukabil cehennemdir. وَاتَّخَذُوا اَيَاتِ وَرُسُولِ huzuve Yani inkarları sebebiyle bir de benim ayetlerimi ve elçilerimi dalga geçme mevzuu yaptıklarından dolayı bunların cezası cehennemdir. Yani Allah'ın inkar var, bir de Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın peygamberleriyle istihza etmek, hafife almak, hatta dalga geçmek var. Bunlar affedilebilir türden hatalar değil. Allah'ı kabul etmemek, Allah'ın ayetleriyle istihza etmek, Allah'ın peygamberleriyle dalga geçmek, bunlar Allah'ın kabul edeceği şeyler değil. Böyle olunca da ceza olarak bunlara cehennem var. İnnellezîne âmenû ve âmilussâlihât iman eden, salih amel işleyen kimselere gelince kânet lehum cennâtul firdevs nüzule bunların misafir edilecekleri yer Firdevs cennetleridir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Firdevs cennetinin cennetin en üst makamı olduğunu bildiriyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gadabından ziyadedir. Cehennem Cenab-ı Hakk'ın gadabının bir tecellisidir. Cennet ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir tecelli yeridir. Ve cennetteki makamlar, mertebeler cehennemden daha ziyadedir. Ve cennetin değişik mertebeleri var. Adın cenneti, Naim cenneti gibi.
Bu cennetler içerisinde en üst mertebe Firdevs cenneti. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cenneti isteyin, cennetler içinde de Firdevs'i isteyin buyuruyor. Buradan şunu anlamaktayız. Nasıl ki dünyada sıradan bir ev, sıradan bir araba normalde insana yetebilir. Ama insan en güzel ev, en güzel araba kendisinin olmasını ister. Bu noktada insanda bitmek bilmeyen gerçekten bir hırs var. Bu hırsı cenneti kazanmakta kullanmak lazım. Cennetin en son mertebesine girmek, o da bir lütuftur, güzeldir. Ama cennetin en yüksek makamına çıkmak elbette çok daha güzeldir. Ve bu noktada yarışmak lazım. Ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bizi bu manada bir müsabakaya, yarışmaya davet ediyor. Halidine fîhe ve onlar o cennette ebedidirler. La yabğuna anha hivele ve ondan asla bir değişiklik de arzu etmezler. Oradan çıkmak istemezler. Bazılarının hatırına bazen şu gelebiliyor. Diyorlar ki cennette ebedi bir hayat, yaşa 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 bitmeyecek bir hayat. Zamanla monotonlaşmaz mı? Rutinleşmez mi? Zamanla zevk alınmaz bir hale gelmez mi? Hatırlarına böyle gelebiliyor. Ayet-i kerime hayır diyor, onlar oradan çıkmak istemeyecekler. Onlar o halden son derece memnun olacaklar. Şu dünya hayatında bile o kadar çileye rağmen dünya hayatımızın bitmesini istemiyoruz. 80 yaşında bir insan hastane köşelerinde biraz daha yaşamanın mücadelesini veriyor. Bu kadar sıkıntılı bir hayatta bile insan yaşamayı arzu ederse elbette cennet gibi tamamıyla bir mükafat yeri olan alemde ebediyen o hayatın devam etmesini isteyecektir. Cennette ebedilik cennetin kendisinden daha da güzel bir nimettir. Bunun mukabili cennetin sınırlı bir hayat olmasıdır. Sınırlı bir hayat da insanı tatmin etmez. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ De ki, şayet deniz Rabbimin kelimeleri için mürekkep olsa لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ Rabbimin kelimeleri tükenmeden deniz tükenirdi. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَ Bütün o denizlerin bir mislini de getirsek yine onlar Rabbimin kelimelerini yazmaya yetmezdi. Burada üstteki onlar cennetten asla çıkmak istemezler. Onun da bir açıklamasını adeta görüyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeyler şu anda yarattıklarıyla sınırlı değil. Yaratacağı şeyler şu anda yaratmış olduklarıyla sınırlı değil. Şu dünya hayatında Cenab-ı Hak şu dünyanın şartlarına uygun bir ortam meydana getirmiş. Bu dünya mahiyeti neyi gerektiriyorsa onları yaratmış. Ana rahminde değişik bir hayat tarzımız vardı. Dünyaya geldik, daha geniş bir alem. Ama bu dünyadan da başka bir yere çıkacağız. Ebedi hayat. Oranın şartları da kendine göre olacak. Ve ayet-i kerime eğer diyor denizler mürekkep olsa, hatta denizler katlanarak mürekkep olsa Rabbimin kelimelerini yazmak için yine yetmez. Cenab-ı Hak ol emriyle dilediğini yaratır ve Cenab-ı Hak hazinelerini Kâf'ın tezgahında tutmuş, orada gizlemiş tabiri caizse, ol demesiyle oluyor. Sonsuz bir ilim, sonsuz bir kudret, sonsuz bir irade. Böyle olunca Allah-u Teala şu ana kadar neler neler yaratmış, kısmen biliyoruz. Daha neler neler yaratacak, onlar da diğer alemde karşımıza çıkacak. Ve Cenab-ı Hak tabir yerindeyse tekrara düşmeyecek. Cenab-ı Hak tabir yerindeyse ey kullarım benden bu kadar, artık bunlarla idare edin demeyecek. Ve o sonsuz ilmin, sonsuz kudretin tecellileri ebediyen devam edecek. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ De ki ey peygamber, ben ancak sizin gibi bir insanım. يُوْحَا اِلَيَّ Ama bana vahiy geliyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim gibi bir insan, içimizden bir fert, bir melek değil, insanlardan biri. Ama bizden farkı, ona vahiy geliyor. اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُمْ وَاهِدْ Yani ilahınız tek bir ilahtır. Bu konuda bana vahiy geliyor. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa, umuyorsa, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
salih amel işlesin. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدَ Ve yapmış olduğu ibadette hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmasın. Yani putlara tapmasın. İsa'yı Rab kabul etmesin. Bazı şahısları putlaştırmasın. İbadeti doğrudan doğruya Allah'a yapsın. Bu, bütün bu anlatılanların bir neticesi. Yani Allah'a ortak koşanlar var. Allah yerine başka şeyleri ikame etmeye çalışanlar var. Bunlar diğer alemde ne yapacak? Diğer alemde perişan olacak. Dolayısıyla Rabbimiz tek bir Rab'dir. İlahımız tek bir ilahtır. Hak mabud O'dur. Onun dışında kimse ibadet edilmeye layık değildir. Hatta Peygamber Efendimiz de haşa mabud değildir. O bir abd'dir. Abd-i mahz. Tümüyle ömrü ibadetle geçen, ibadetin zirvesinde olan bir şahıs. Öyle ki sahabeden bir tanesi Rum diyarından geldiğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde secdeye varıyor. Peygamberimiz kaldırıyor, dur ne yapıyorsun diyor. O zat da diyor ki, ya Resulallah ben Rum diyarından geliyorum. Oradaki insanlar din ve devlet büyüklerine böyle yapıyorlar. Siz onlardan daha büyüksünüz ve bundan dolayı ben size secde ettim diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, hayır diyor, secde sadece Allah'a yapılır. Dolayısıyla Peygamberimiz de mabut olmazsa elbette hiçbir insan mabut değildir. Ve hiçbir insan ibadette Allah'a ortak koşulacak bir durumda değildir. Ve güneş de mabut değildir. Güneş Allah'ın bir mahlukudur. İnek de bir mabut değildir. İnek Allah'ın bizim emrimize vermiş olduğu bir hayvandır. Ve ondan istifade ediyoruz. Durum böyleyken dünyanın pek çok yerinde insanlar bir takım şahıslara veya bir takım varlıklara ibadet edebiliyorlar. Halbuki ibadet sadece ve sadece Allah'a yapılmalı ve bu şekilde insan şirkten, şirkin her türlüsünden kurtulmalı. Cenab-ı Hak her türlü şirkten bizi uzak olanlardan eylesin. Bir başka programımızda başka bir konudan devam etmek üzere beraber olmayı Cenab-ı Hak'tan diliyorum ve hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.